Merhaba, bu videoda pi ile ilgili bildiklerimizin üzerinden geçeceğiz ve açıların radyan türünden nasıl ölçüldüğüne değineceğiz. Bunları yaparken pi'nin gerçekten de dikkate alınması gereken en önemli sayı olup olmadığı hakkında biraz kafa yoracağız. Evet, bunu biraz düşüneceğiz pi sayısı, buraya üçlü bir eşittir işareti koyuyorum. Sanırım bu işarete üçlü eşittir denmiyordu değil mi? Denktir, denktir deniliyordu sanırım. Neyse çok önemli değil. Pi sayısı çemberin çevresinin çapına ya da çevresinin iki çarpı yarı çapına oranı olarak tanımlanır değil mi? Ve buradan yola çıkarak da geometri dersinde kullandığımız yarıçap verilip de çevreyi hesaplamamız gereken sorularda. bu denklemin iki tarafını da 2 r ile çarparız ve 2 çarpı yarıçap çarpı pi eşittir çevre ya da bunu daha alışkın olduğumuz sırasıyla yazarsak çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r'yi elde ederiz. Bu formül geometri kariyerimizin en başında öğrendiğimiz çevreyi bildiğimizde yarıçapı ya da yarıçapı bildiğimizde çevreyi bulmamıza yarayan formüldür ve buradan da trigonometriye geçtiğimizde açılarımızı radyan türünden nasıl ölçtüğümüze bağlanıyoruz. Ufak bir tekrar yapmak için şuraya hemen bir çember çizeyim daha iyi bir tane çizebilirim evet bu iyi bir. iş. Burası pozitif x ekseni olsun ve bir de açı oluşturalım. Evet şöyle bir özel gibi görünen açı seçiyorum. Evet işte böyle açıları ölçerken yani radyan türünden ölçerken de belirli bir yay uzunluğu altında kalan açıyı hesaba katarız. Ben her zaman açının ölçüsünü radyan, yayın uzunluğunu da yarıçap türünden olduğunu düşünürüm ve bir açının ölçüsünü bulmam gerektiği vakit radyan türünden bu açıyı gören yayın uzunluğunun kaç yarıçap olduğunu sorgularım. Ne demek istediğimi anlamadıysanız ki bu kuvvetle muhtemel çünkü ifade edemedim endişelenmeyin hemen göstereceğim. Yarıçapa R dersek sarıyla işaretlediğim yayın uzunluğu kaç R olur? Az önce de konuştuğumuz gibi bu çemberin çevresinin 2πr olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Peki buraya çizdiğim çemberin çevresi 2πr ise bu yayın uzunluğu ne olur? Yayın çevrenin dörtte birine eşit olduğunu varsayarsak uzunluğu 2πr bölü 4 olarak ifade edebiliriz. Hemen not edeyim bu yayın uzunluğu 2πr bölü 4 bu da π bölü 2r'dir öyle değil mi? bunun pi bölü 2 tane yarı çap olduğunu söyleyebiliriz. İngilizce'de yarı çapa radius dendiği için biz de buna yani pi bölü 2 tane yarı çapa pi bölü 2 tane radius anlamına gelen pi bölü 2 radyan diyoruz. Buna ek olarak yayın gördüğü açı içinde pi bölü 2 radyan diyebiliriz. Hemen not edelim. Teta eşittir pi bölü 2 radyan. Açıları radyan türünden ölçerken gördükleri yayın uzunluğunun yarı çapının kaç katı olduğuyla ilgilenmemizin sebebi de budur. Tekrar edeyim yayın uzunluğu pi bölü 2 yarı çap ve gördüğü açı da pi bölü 2 radyandır. Her şeyin tam olarak anlaşıldığından emin olmak için bir örnek daha yapalım. Sizce çemberin çevresinde tam bir tur atıp pozitif x eksenine geri döndüğümüzde elde edeceğimiz yayın uzunluğu ne olur? Evet, doğru. Çemberin çevresi yani 2 pi r ya da 2 pi tane yarıçap. Öyle değil mi? Az önceki mantıkla yani yayın uzunluğu 2 pi tane yarıçapsa yayın gördüğü açının ölçüsü de 2 pi radyan olur. Bu basit mantık aslında tüm formüller arasında bence en güzeli olan Euler formülünde bile kullanılıyor. İsterseniz bunları da hemen hatırlayalım ve pi'nin buralarda nasıl kullanıldığını hızlıca bir göz atalım trigonometrik fonksiyonlar demiştik. Trigonometrik fonksiyonlar söz konusu olduğunda her zaman birim çemberden bahsederiz. Bu konuda da ufak bir tekrar yapmanın hiçbir zararı olmaz öyle değil mi? Birim çemberin yarıçapı çapı bir birimdir ve trigonometrik fonksiyonlarda birim çember üzerinde oluşturacağınız herhangi bir teta açısı için mesela kosinüs teta bu açının gördüğü yayın açının bittiği yerdeki ucunun x koordinatıdır. Evet, sinüs teta aynı noktanın y koordinatıdır. Bir kere daha tekrar edecek olursak, kosinüs x, sinüs de y değeridir. Bu fonksiyonları çizmek isterseniz de kolay olsun diye ben sinüsü çizeceğim ama isterseniz siz de kosinüsü deneyebilirsiniz. Evet, sinüs teta'nın bir periyodunu çizmek istersek, açı sıfırken sinüs teta 0'dır. Şurada x ve y eksenlerini de çizeyim ki daha kolay anlaşılsın. Bu y, bu da x ekseni. Evet, açı sıfırken birim çember üzerinde bu noktada bulunuruz ve bu noktanın y koordinatı ya da değeri 0'dır. Sinüs teta grafiğinde buraya bir nokta yerleştiriyorum. Bu eksenlere de isim verelim. Burası teta ekseni, burası da sinüs teta'yı y ekseni doğrultusunda çizeceğimiz için y eşittir sinüs teta ekseni. Kolay değerlerle devam edelim. Açımız 90 derece ya da radyan türünden konuşursak, pi bölü 2 radyan olursa sinüs teta ne olur? 1 olur öyle değil mi? Evet birim çemberin yarı çapı 1 olduğuna göre bu noktanın y koordinatı da 1'dir. O halde pi bölü 2'ye geldiğimizde sinüs teta 1 olacak. Burası 1 ise sinüs pi bölü 2'yi şu şekilde işaretleyelim. Devam edelim çemberin yarısını dönüp 180 derece yani pi radyan ölçüsünde bir açı elde ettiğimizde ise kısacası teta'nın pi'ye eşit olduğunu söylemeye çalışıyorum aslında. Turuncuyla yazayım. Bir saniye turuncuyu daha önce kullanmışım. Evet ne diyordum? Teta eşittir pi. Evet, teta pi'ye eşitken bu noktanın y değeri ya da koordinatı yine 0 olur. Yani 0'a geri dönüyoruz. Sonra birim çember üzerinde buraya yani 270 dereceye ya da 3 pi bölü 2 radyana geldiğimizde şuraya hemen 3 pi bölü 2'yi not edeyim. Bu arada yeri gelmişken bu eksendeki değerlerin radyan türünden olduğunun da altını çizeyim. 3 pi bölü 2 radyan için buradaki noktanın y koordinatı eksi 1'dir. Evet, eksi 1. Ve son olarak başladığımız noktaya geri döndüğümüzde toplam 2 pi yol kat etmiş oluruz ve sinüs teta yani bu noktanın y koordinatı yeniden 0 olur. Şimdi bu noktaları birleştirecek olursanız, Hatta isterseniz siz daha fazla ara noktada ekleyebilirsiniz. Böylece ortaya çıkan sinüs eğrisinin çözünürlüğü daha yüksek olur. Yani piksel sayısı arttıkça değil mi? Evet. Bunu da güzelce gözden geçirdik. Şu anda her şey tamam da tüm bunları neden yaptık? diye düşünüyor olabilirsiniz. Tüm bunları tekrar ettik çünkü az sonra aynı şeyleri pi'den farklı bir sayı ile yapacağız. İlginç. Farklı sayıya geçmeden pi ile ilgili son bir şey daha göstermek istiyorum. Pi'nin çok güçlü bir sayı olduğunu, böyle sihirli güçleri falan olduğunu düşünüyorsanız ki bundan kalkülüs videolarında sıkça bahsetmiştik, bir de Euler formülüne bakalım. E üzeri i çarpı teta eşittir kosinüs teta artı i çarpı sinüs teta'dır. Çok karmaşık gibi görünen bir formül olduğunu biliyorum. Bunu bir de teta yerine pi koyduğumuzda düşünün. Çünkü bunu yaptığımızda Euler formülünden e üzeri i çarpı pi eşittir. Kosinüs pi nedir? Eksi 1. Sinüs pi ise 0 olduğu için bu 0 çarpı pi olacak. Sonuç olarak çok derin anlamları olan bir formül elde ediyoruz ve eğer bunu daha basit bir hale getirmek istersek de iki tarafa da 1 ekleyelim. e üzeri i çarpı pi artı 1 eşittir 0 buluruz. Bundan zaman zaman Euler özdeşliği olarak bahsedildiğini duyacaksınız. Bana göre matematikteki en güzel formül ya da denklem budur. Ve az önce de söylediğim gibi e, i, pi, 1 ve 0 gibi tüm temel sayıları barındırdığı için bu formül çok ama çok derin anlamlar içeriyor. Bu formül benim estetik anlayışıma göre burada 1 olsaydı daha da güçlü bir formüle dönüşebilirdi. Çünkü o zaman denklemin sol tarafındaki bu garip ifade 1'e eşit olurdu ve işte o zaman gerçekten de süper mega ultra bir formül elde etmiş olurduk. Evet açıkçası iki tarafa da bir ekleyip burada 0 elde ettiğimiz için biraz bozulmuş değilim ama olsun bu yine de bakmaktan kendimi alamadığım çok güzel bir formül. Şimdi tüm bunları pi'den farklı bir sayı kullanarak inceleyeceğiz. Bu arada az sonra anlatacaklarımın benim şahsi fikirlerim olmadığını, tau hareketine dahil olan insanlardan ilham aldığımı da e, veya onların beni düşünmeye ittiğini de söylemem gerekiyor. Bu insanlardan ilki P yanlıştır diye savunan Robert Polley. E, Polley P'nin yanlış hesaplandığını savunmuyor. Yani P'nin çevrenin çapa oranı yani 3,14159 diye gittiğini kabul ediyor. Bunun yerine bizim tüm dikkatimizi yanlış sayıya verdiğimizi söylemeye çalışıyor. Buna ek olarak bir de Michael Hartel. Evet. Onun bir Tau manifestosu var. İsterseniz online versiyonlarına buradaki linklerden ulaşabilirsiniz. Polay ve Hartel Tau denen ya da kendilerinin Tau adını verdikleri bir sayıdan bahsediyorlar. Tau'nun pi'den çok ama çok küçük bir farkı var. Belki rakamsal olarak fark çok küçük olmayabilir ama mantık olarak gerçekten de birbirlerine çok yakınlar tau'yu çevrenin 2 çarpı yarı çapa oranı olarak tanımlamıyorlar ve bir sayıyı çevrenin yarı çapa oranı olarak tanımlamanın çok daha doğal olduğunu savunuyorlar. Pi bunun yarısı öyle değil mi? Yani çevre bölü 2 r. 1 bölü 2 çarpı çevre bölü r'dir. Buna göre de pi tau'nun yarısıdır. Ya da tau 2 pi'ye eşittir. Evet. Bu noktada tüm hayatımızı pi'yi ezberlemeye harcamıştık ama tau daha kolay bir sayı. 6 virgül 28, 31, 85 diye devam ediyor ve bu da pi gibi kendini tekrar etmiyor. Pi binlerce yıldır kullanılıyorken neden şimdi birdenbire bunun gibi derin anlamlar içeren bir sayıyla uğraşıyoruz diye düşünebilirsiniz. Poley ve Hartel bahsi geçen formüllerin, ifadelerin ve her şeyin tau'nun yarısı olan pi yerine tau'ya odaklandığımızda daha şık göründüğünü savunuyorlar. Neden böyle dediklerini anlayabilmek için gelin şu yaptıklarımızı bir de tau ile yapalım. Evet, birdenbire pi yerine 2 pi'ye odaklandığımızda ya da tau bölü 2 yerine doğrudan tau'ya odaklandığımızda diyelim. Buradaki pembeyle yazdığımız açı ne olur? Hatta bundan önce gelin şu yarıçap türünden çevre formülüne bir göz atalım. Tau 2 pi olduğu için çevre de doğrudan tau çarpı yarıçap olur. Evet çevre formülü göze daha iyi görünüyor öyle değil mi? Ama tau'yu kullandığımızda e, pi kare formülü biraz çığırından çıkıyor ama iş açıların ölçüsüne geldiğinde daha basit bir ifade elde ediyoruz. Örneğin bu açı yani ölçüsü Pi bölü 2 olan açı aslında tau bölü 4'e dönüşüyor. Çemberin çevresinden bir tam tur attığımızda yay uzunluğu çevreye yani, tau tane yarı çapa eşit oluyordu öyle değil mi? Bu yayın gördüğü açının ölçüsü de tau radyandır. Yani çemberin çevresinde atılan bir tam tur tau radyana karşılık geliyor. 2 pi'ye göre biraz daha sezgisel değil mi? Bir tam tur bir tau radyana eşit. Ve eğer çemberin çevresinde dörtte bir yol kat edersek de tau bölü 4 radyan yol kat etmiş oluyoruz. Tau kullandığınızda 2'ye böl, 2 ile çarp gibi ince ayarlar yapmak zorunda kalmadığınız için her şey göze ve kulağa daha anlaşılır görünmeye başlıyor. Yani tau türünden radyanın çemberin çevresinde atılan turla aynı olmasını aklımızda tutmak daha kolay. 4'te 1 tur atarsak tau bölü 4 radyan, yarım tur atarsak tau bölü 2 radyan, 4'te 3 tur atarsak 3 tau bölü 4 radyan ve bir tam tur atarsak da tau radyanlık bir açı elde ediyoruz. Eğer biri size 10 tau'luk bir açıdan bahsederse bunun hemen 10 tur anlamına geldiğini anlarsınız. Az önce de dediğim gibi. Her şey biraz daha basitleşir ve radyandan pi'ye geçerken 2'ye mi bölecektim yoksa 2 ile mi çarpacaktım gibi düşünmek zorunda kalmazsınız. Ne de olsa bir tam tur bir tau radyana karşılık geliyor. Sinüs fonksiyonuna gelince, buradaki pi bölü 2 için, şimdi bu birim çemberin neresindeydi, yarım tur attığımızda mı yoksa dörtte bir tur attığımızda mı diye düşünmek zorunda kalmıyorsunuz. Ve pi bölü 2 yerine tau bölü 4, pi yerine tau bölü 2, 3 pi bölü 2 yerine 3 tau bölü 4. Evet. Ve 2 pi yerine de tau yazdığınızda birim çemberin neresinde olduğunuzu bir çırpıda anlayabiliyorsunuz. Burada dörtte birinde, burada yarısında, burada dörtte üçündeyiz ve burada da bir tam tur atmışız. Pi'nin katı savunucularının söyleyeceği son şey matematikteki belki de en güzel formül olduğunu söylediğim Euler formülüyle alakalı olacaktır. Bir bakalım tau burada da tutunabilecek mi? Deneyelim ve görelim. E üzeri i çarpı tau eşittir kosinüs tau artı i çarpı sinüs tau olur değil mi? Tau radyan çemberin çevresinde bir tam tur anlamına geliyordu. O zaman kosinüs tau yani birim çemberin başındaki noktanın x koordinatı 1, sinüs tau ise 0 olur ve e üzeri i çarpı tau eşittir 1 buluruz. Bunlardan hangisinin estetik açıdan daha derin olduğuna karar vermeniz için size biraz zaman tanımak istiyorum.